İyi akşamlar değerli dostlar. İnanç Hoca Haber Gazetesi televizyonundan, gündemin getirdiği programından hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Bu akşamki konumuz siyaset, gündem siyaset. Biliyorsunuz 31 Mart'ta bir genel seçim yaşayacağız. Bu yerel seçimlerde Akçı Hoca'nın adayları, Düzce gündemi, Akçı Hoca'nın gündemini tartışacağız. Söyleyeceğiz. Bu akşam benim iki tane konuğum var. Sabahtan beri düşünüyorum bu konulukları nasıl tanısam diye. Çünkü önlerine koyacağım unvanları yayın olarak sonuna kadar getirmem lazım. O kadar çok değerli benim misafirlerim. Çünkü unvanları çok. Onun için basının duayenleri deyip sevgili Necdet Çingi'de hoş geldin diyorum. Sayın Hüseyin Denizgöz'e hoş geldin diyorum. Basının duyanları olarak. İlk sözü misafir olduğundan dolayı, evet. Misafirimiz olduğundan dolayı sevgili Nevzat Çingi'de veriyorum. Şunu istiyorum sevgili Nevzat Çingi. Akçı Hoca'nın siyaset gündemini şöyle bir ufak bir yolla gidelim. Başlayalım. Bu güzel iltifatlarınız için teşekkür ediyorum ve ayrıca yeni Akçı Hoca Haber gazetesinin açtığı bu yeni internet TV yayıncılığına da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Böyle bir ihtiyaç vardı Akçı Hoca'da. İnşallah çok daha güzel programlarda, çok daha böyle geniş kapsamlı stüdyolarda programlar yapmayı size nasip eder Allah'ımız. Amin. Amatörlük her zaman güzeldir. Amatörlüğün içerisinde her zaman güzel, hoş duygular vardır. İçinde amatör olan her şeyi ben sonuna kadar desteklerim. Profesyonellik işin içine girdiği zaman onun başka şeyler de girer onun içerisine. O nedenle İyi stüdyolar, iyi teknik imkanlar olsun ama amatör ruh her zaman baki kalsın isterim. Yerel gündeme gelince 31 Mart Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclisi ve Muhtarlık seçimlerinin şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah her şey herkesin gönlünden geçtiği gibi olur. Evet. Ama sonuçta 31 Mart sabahı insanlarımız bir tercihle karşı karşıya kalacaklar ve gönüllerinden geçen adaylara oy verecekler. Bugüne kadar Akçak Hoca çok sayısız seçimleri geldi, geçirdi. Sayısız belediye başkanı bu şehire hizmet verdi. Hepsini takdirle anıyorum. Akçakoca seçmeninin Batı Karadeniz bölgesinde çok müstesna bir yeri var. Bunu özellikle bu gece anlatmak isterim. O da şudur. Zonguldak'tan başlayarak Kocaeli'ye kadar baktığımız sınırların içerisinde şöyle bir seçmen profiline bakıldığında ve bugüne kadar yapılan bütün yerel seçimler geçmişlerine bakıldığında Akçakoca seçmeninin çok ayırt edici bir özelliği var. O da şudur. Her zaman seçici davranmış, her zaman hizmet odaklı belediye başkanlarına oy vermiş. Bir dönem yani ülkedeki siyaset rüzgarı ne olursa olsun hizmeti öne aldığı için genel siyasetin dışında yerel tercihlerini önde tutarak her zaman A partisi çok iktidarda olsa bile ama yerelde tercihini değiştirmiş. Örnekleri çoktur bunun. Mesela Nazmi Çiloğlu AK Parti iktidarda olmasına rağmen Fikret Albayrak'ı seçmiş, değiştirmiş. En iyi olduğu zaman AK Parti'nin Fikret Albayrak'ı getirmiş. Bundan önceki, daha önceki tercihlerinde de aynı şeyleri yapmış. Ben bu seçimlerde de yine çok seçici davranacağını düşünüyorum. O seçmen tercihini sandığa yansıtacağını düşünüyorum.
kamuoyundaki bütün şu ana kadar yapılan bütün göstergelerde seçmen nabızı yoklamalarında hem sosyal medyaya yansıyan hem birebir yapılan görüşmelerde hem anket çalışmalarında gerçi seçimlere daha 60 gün var ama sanki 31 Mart günü mevcut yönetimi değiştireceği yönünde bir irade şu anda görünüyor. Ben bunun eğer böyle devam ederse 1 Nisan sabahı Akçakoçalılar yeni bir başka bir belediye başkanı ve başka bir partiyle bahara merhaba diyeceğini düşünüyorum. Bugün en azından benim izlenimim bu yöndedir. Yani bir Nisan şakası diyor. Evet, bir Nisan evet, şakası. Ben burada bir araya gireceğim. Şöyle bir şey var. Yayından önce, bir iki saat önce eski milletvekilimiz Osman Çakır'la beraberdik. Şunu söyledi, kendisinden izin aldım bu şeyi kullanmak için. Halkımız bir Nisan şakası yapabilir mevcut iddia etti. Bu konuda bu arada ben topu da Sayın Deniz Gez'e atayım. O konuda görüşlerini bildirsin. Evet, bu yayını bize hazırlama nezaketinde bulunduğunuz için Necdet Bey teşekkür ederiz. Evet. Biz de canlı yayınlara konu çıkardık ama bu akşam konu biz olduk. Evet. Biz zaman zaman değişeceğiz. Evet. Sağ olsun. Nezat kardeşimiz çağrımızı cevap verdi. Teveccüh buyurdular. Veya yoğun Nezat kardeşim biliyoruz çünkü kendisi Düzce'de. Evet. O bizi kırmayarak geldiler. Köyden geldiler. Koşarak geldi diye. Yani. Tabii biz belirtti kardeşimiz. Biz dar imkanlarla bu yayınları Akçakoçalı hemşehrilerimize sunmaya çalışıyoruz. Tabii ki hemşehrilerimiz daha güzel layık. Ama bunu, tabii bunun için de mali ve maddi destek gerekiyor. Buradan da ben bu yayın vasıtasıyla yeni kurulan, çişeği burnu olan internet TV yayınımıza iş adamlarımızın reklamlarını istiyoruz. Hakkımız değil mi Nezat kardeşim? Çok doğru. Evet, evet. Çok doğru. Bu vesileyle şu çağrı burada yapayım. Yayınımız tüm STK'lara ve siyasi parti yetkililerine açık. Sağcı, solcu, popçu ayırt etmeden hepsini biz ağırlayacağız ve görmek istiyoruz. Tabii işte Nezat kardeşim sorduğun sorunun devamı ben de söyleyeyim. Ay şunu unutmayalım. Türkiye bir kabuk değiştiriyor. Ben şeyince. Çünkü bir başkanlık sistemine geçti Türkiye. Bu 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler tabii Nevet kardeşimiz buyurdular. Kimse burada kendini şah ve padişah zannetmesin. Nice şahlar padişahlar tahttan indi. Yani kimse şey değil, bulunması hiç kumaşı değil. Aynen, doğru. Ve Nevet kardeşimizin dediğine katılıyorum. Akçakoca seçmeni herkese çok seçici ve hizmet alabileceği insanı işin başına getirmeye çalışıyor. Neden? Çünkü hakikaten burada insanlarımız da kültürlü. Biz basın mensubu olduğumuz için bunu görüyoruz. İnsanımız aydın. Ve ben gurur diyorum insanlarımızdan. Sürprizlere gebe diyorum bu seçimi. Tabii nedir? Yapılacak o seçimlerin de arkadaşlar bize de yakışır, demokrasi yakışır bir ortamda birbirimizi kararlamadan ve bel altı siyaset gütmeden yapalım diyorum. Tam muhtarlar da artık iddialı. Yani o da değil mi Nezat kardeşim? Evet. Yani siz de birkaç orada muhtarlar gibi sapınır mı? Buyurun. Şimdi tabii bu seçimlerde mesela ben köyden geliyorum bugün. Köye evet. Çıktım. Sarıyerli'ye. 8-9 tane muhtar adayı var. Yani tarihinde olmamış şeyler bunlar. Evet. Tabii bunda en önemli faktör o muhtarlara verilen maaş, işte silah ruhsatı gibi faktörler tabii ki çok önemli. Evet. Yani bunun doğru mudur, yanlış mıdır tartışmanın bir yanında ama bu seçimlerde çok ciddi bir
muhtarlık yarışı olacağı görünüyor. İnşallah yani aklı selim davranılır. İnşallah. Hoş yani üzücü olup şeyler yaşanmaz ama sanki muhtarlık seçimlerinde biraz bir gerginlik olacakmış gibi görünüyor. Dilerim öyle nahoş şeyler olmaz. Yani isterseniz bu muhtarlık şeyini bugün tartışma yerine bunun için evet. ayrı bir ortam oturum yapalım. Evet. Muhtarlık seçimleri bu ülke için gerekli mi değil mi bundan sonrası için tabii ki. Bunu evet. ayrı bir tartışma konusu yaparak biraz daha araştırarak evet. ve konunun muhataplarıyla bence bu konuyu tartışmak evet. lazım. Çünkü hakikaten ben bir bunun sıkıntılı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bu yeni muhtarlık seçimlerinin bunun üzerine bir ayrı bir oturum yapmak yaparsak daha sağlıklı olur diye ifade ediyorum. Peki ben bir araya gireyim. O zaman mevcut şeye gelelim. Belediye başkan adaylarının şeyde mesela mevcut başkanımız Cüneyt Yemenci'den başladı. Ne yaptı? Ne yapmadı? Ne yapması gerekiyordu? Bunu kısa olarak bir özetler misin? Tabii ki yani şimdi bunu böyle kısacık bir programda Sayın Cüneyt Yemenci'nin ne yaptı, ne yapamadı, ne ettiği tarif etmek imkansız. Ama kısaca şöyle özetleyebilirim. Yani bütün belediye başkanları iyi kötü bu şehre benim bildiğim hepsi hizmetler verdi. Eleştirdiklerimiz oldu, desteklediklerimiz oldu ama yani tamamıyla ilgili hepsinin iyi niyetle hareket ettiklerini, hepsinin bu şehre iyi şeyler, bir taşın üzerine taş koymak için çalıştıklarını söylemek gerekir. Ama tabii bu yeterli değil. Değil. Çünkü insanların beklentileri çok yüksek. Şimdi Fikret Albayrak'tan başlarsak şöyle söyleyeyim. Fikret Albayrak bu şehre kötü şeyler mi yaptı? Tabii ki yapmadı. Vallahi. Yani kimsenin hayal edemediği sahil bandı projesini Ayazı Kayabaşı'na kadar bu arkadaşımız götürdü, bu başkanımız götürdü. Evet. Yani otobüs topladı, temeli var. Yani evet, yani şimdi ama yani bir şeyi yaparken başka şey, başka hatalar yaptı. Yani bir yandan iyi hizmetleri verirken başka tarafta başkalarını kırdı, döktü. Zaten sandıkta da onun faturasını üçüncü olarak ödedi. Şimdi aynı şeyler Cüneyt Başkanımız için de geçerli. Yani benim söylememin dışında vatandaşın söyledikleri var. İnsanlara tepeden bakıyor. İnsanlarla hasbihal etmedi, konuşmadı, kapısını çalmadı gibi. Yani bunlar hep bütün kamuoyu yoklamalarında Sayın Başkanımızla ilgili eleştiriler. Ha, bugün sokağa iniyor. Tabii ki inecek. İki ay sonra sandık var. Yani. Yani. Ama 4,5 yıldır, 5 yıldır en ciddi eleştirileri buydu Sayın Başkan'la alakalı. Bir de en ciddi eleştirisi şudur Sayın Cüneyt Yemenci ile alakalı kamuoyunun. Bilirsiniz yani belediye başkanı Şehriyemin'dir. Herhangi bir partiden seçime girer ama seçimi kazandıktan sonra hangi partiden olursa olsun parti projesini bu yakasından alıp arkaya koymaktan bahsetmiyorum. Onu kaldırıp çöpe atmaktan bahsediyorum. Ne yazık ki Sayın Yemenci ile alakalı bu konuda çok ciddi eleştiriler var. Bırakın parti rozetini buradan çıkartıp arkaya koymasını, hala parti rozetinin yakasında asılı durduğunu kamuoyundaki insanlar söylüyorlar. Evet. Keşke böyle olmasaydı. Keşke böyle olmasaydı. Yani bu konularda Sayın Yemenci ile alakalı ciddi eleştiriler var ama bunu gidermeye çalışıyor. Ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani bunu iki aylık performansında seçmeni ne kadar ikna eder? Bunu hep beraber göreceğiz tabii ki. Evet. Bu alanda Sayın Deniz Gez'e de bu soruda bir şey yapayım, aynı soruyu sorayım. Evet. Sizin görüşlerinizi alalım. Bu kadar zor soru sorma canım, Necat Bey. Şimdi tabii şu anda idarenin başında olan Cüneyt Bey, tabii idarenin başında olan kolay bir şey değil. Atasözü var. Meyve veren ağaç taşlanır. Yani burada bir şimdi denemediğimiz kim var? Fikret Bey'i yaşadık. 1005 yıl onunla beraber bir belediyecik deneyimi yaşadık.
Tabii Nevzat kardeşim onunla ilgili anlattı. Ben tekrar bunu pekiştirmek istemiyorum. Aynı şeye katılıyorum. Aynı. Tabii burada şimdi dilenmeyen kim var? Herhalde Okan Yanmaz Bey üçüncü sefer gidiyor tahminen. Üçüncü sefer. Tabii onu o dilenmedi. Bilemiyoruz. Dilenmeden bir şeyin kişinin hakkında konuşmak dinimizde hem günah hem haram. Gıbet olmuş olur. Hı. Ama tabii biz burada gıbet değil, hepsini seviyoruz kardeşlerimiz, bizim evlatlarımız. Burada tabii biz bunları eleştirirken yanlış anlamasınlar. Onların, biz burada bir siyasi rant değil, onların önünü açmak şeyindeyiz. Öyle mi Nevzat kardeşim? Yani yanlışlarını görsünler. Çünkü birileri yanlışını söyleyecek ki, o da hatasının nerede olduğunu anlayacak. Vakıf. Ona göre kendine bir çeki düzen verecek. Dost aslında budur. Ben bazı dost bize söylüyorum, bakın benim hatalarımı, ayıplarımı diyor. Bana söylemiyorsunuz, siz benim dostum değilsiniz. Çünkü ben nereden bileceğim yanlış yaptığım, yapmadığımı. Söylemez lazım ki, ben de hayat diyeceğim, bak bir yerde bir yanlışım var, hatam var. Ama mevkim, makamım için bana yalakalık yapıyorsanız, o sizin vebaliniz. Siyasetler de bunu düşünmesi lazım. Evet. Çünkü niye? O koltukta ne varsa bir hikmet var. Oraya oturduğu zaman belediye başkanı, ben bunu hep konuşmuşumdur meclislerde, basın araştırmamızda. Ya seçilmeden önce hiçbir sorunumuz yok ama oraya oturduğu zaman, Nevzat Bey, ciddi söylüyorum yani. O koltukta ne varsa, ne sihir varsa onun büyüsüne kapılıp, duyduğunuz gibi insanlara tepeden bakma, yukarıdan bakma. Yani biz bunu Nazmi Bey'de yaşadık. Nazmi Bey de aynısını yaptı bize yani. Hatta ben benim içimde ortak kaldı. Onu bak şimdi anlatacağım. Biz ben o zaman Milli Gençlik Vakfı'nın Devlet Başkanıydım. Ve Türkiye'de ilkleri başardık. Yani dünya birincisi hafızları Akçuğuz'a getirdik biz. Sayın Kaymakam'dan o zaman Ali Somaz Bey vardı. Ondan izin aldık. Hatta imza da attı şeyin altına. Biz de belediye başkanını izin almaya değil. Çünkü izin verme yetkisine değil. Davet ettik. Daha yola çıkmadan kaymakam beraberdi bizi. Hüseyin Bey dedi, şey dedi, imzamı dedi, geri çekmek zorundayım. Siz dedi, programı şeyde yapın, kapıda spor salonunda. Dedi kaymakam bey, size dedi, dedi söz verdik. Biz burada hiçbir ne siyasi slogan olacak, ne pankart olacak diye size taahhüt ettik. Ve maalesef seçilme işlerinin böyle bir handikapı var. Ben seçilme işlerinden şunu istiyorum. Nezat Bey güzel beğendi. Yani seçildikleri zaman siyasi projelerini masanın değil hatta çöpe atmalı lazım. Çünkü niye? Artık onlar Akçuk Hoca'nın belediye başkanı. Biz o gözü görmek istiyoruz. Ha gene yapacağını siyaseten kendi yandaşlarına yapsın. Çünkü seçmen onun sardığa gidince şeyini verecek. Semeresini orada görecek. Ya bir de bu şeydir, şu anda Cüneyt kardeşimiz gene belediye başkanı ama tabii şu anda seçim sahtına girdiği için aday adayı. Aday. He, aday. Aday, pardon özür dilerim. Şu aday. Anda aday. Tabii okeylendi aday. Tabii. Sandıkla seçmenle yüzleşecek. Yani şöyle bir şey söylemek isterim. Rahmetli anam 2009 seçimleri öncesi Nazmi Bey tabii belediye başkanı o zaman bu şehir meydanındaki posta eski postane binasından yeni taşınmışlardı şu andaki mevcut belediye binasına. Evet. Düzce'den de anamı ziyarete gelmiştim o Bebek Sokak'taki evimize. Anama dedim ki ana yani sokakta ne konuşuluyor? Seçimlerde 40-45 gün falan var. Dedi ki oğlum, herkes dedi Fikret Albayrak'ın sözünden bahsediyor. Anam yani hiçbir siyasi tercihi olmayan. Evet. Belki de o zamanlar sandığa bile gitmeyen, yaşlı, yürümekte zor çeken yaşlı bir kadındı. Allah rahmet eylesin bu ara. Amin. Anamla sohbetten sonra kalktım şeye gittim, Nazmi Bey'in makamına gittim, yeni belediye binasında. Sohbet muhbet, Nazmi Bey'e dedim ki, ya benim 100 yaşındaki anam, başkan, böyle bir şey söylüyor. Yani sokakta herkes Fikret Albayrak'ın isminden bahsediyor.
siz ne görüyorsunuz? Dedim de bana Sayın Çilioğlu dedi ki biz de seçimi açık ara kazanacağız. Onun için dedi yani bizim hiçbir sıkıntımız yok. Çok rahatız. Hiçbir problem yok. Annen yanlış gözlem yapmış deyince dedim bana bir ihtiyacınız var mı? Bir şey söyler misiniz? Yok dedim falan. İşte kalktım. İndim. Bu kardeşler lokantasının yanında o gün CHP'nin seçim bürosu vardı. Ve kapıdan içeri girdim. Selamun aleyküm dedim arkadaşlar orada. Ondan sonra da zaten seçimin kaderi de biliyorsunuz orada Tekirdağ olarak hiç kimsenin tahmin etmediği bir şeyle seçimi kazandı. Evet yani doğrusu da oydu. Yani siz seçmene oval odadan aşağı bakarsanız hiç onun tercihlerine dikkate almaz. Tayyip Erdoğan'ın rüzgarı var, onun rüzgarı, partinin rüzgarı var deyip seçmen tercihlerine hiç dikkat etmezseniz sandıkta da evet, çakılırsınız. Burada kısadan bir hisse çıkarmak mümkün de yani, bunu ne yazık ki ben bugün de görüyorum. Evet yani siz bu şehirde yaşıyorsunuz 365 gün. Ben haftanın belirli günleri ancak gelebiliyorum. Çünkü Düzce'de 3 tane günlük gazetenin yöneticiliğini yapıyorum. Her zaman buraya gelme şansım olmuyor. Ama geldiğim zamanlar görüyorum ki kendi en azından birinci derece akrabalarım arasında, dostlarım, arkadaşlarım arasında bu seçimlerde de ciddi bir vatandaş tercihle karşı karşıya olacağını görüyorum. Yani 1 Nisan sabahı insanlar farklı bir belediye yönetimiyle uyanılırsa bunu hiç kimse kusura bakmasın yani sürpriz de saymasın. Öyle bir bugünden öyle bir hava görülüyor ama evet. Bunu sakın ha hiçbir AK Parti yöneticisi, mevcut başkanımız, yönetim yönetici yanlış anlamasın. Ben bir gazeteciyim. Yani konuştuklarımı bir tarafgirlik olarak da değerlendirebilirler. Onların tercihleri. Ama ben sonuçta bir kamuoyu yönlendiricisiyim. Bunu görüyorum. Toplumdan gelen sesi, eleştiriyi kulak arkası ederlerse çok büyük bir 31 Mart günü sürprize karşılaşabilirler. Evet. Bu tamamıyla onların bundan sonra izleyecekleri yola bağlı. Çünkü Akçakoca'da AK Parti birinci parti 7000'in üzerinde şehir merkezi için konuşuyorum. Oyu var. Evet. Yani hem Fikret Albayrak hem Okan Yılmaz'ın seçimi kazanabilmesi için AK Parti'nin mevcut 7000 küsür oyunun bir kısmını kendi taraflarına almak zorundalar ki seçim kazanabilsinler. Eğer bu oy alamazlarsa kazanamazlar. O zaman yani burada AK Parti'nin seçimi eğer kaybederse hiç kimseye kızmalarına, hiçbir kimseye fatura çıkartmalarına gerek yok. Kendi belediye hizmetlerine, kendi ülke genelindeki politikalarına bakarak değerlendirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Peki ben bu anlamda şöyle bir giriş yapacağım sevgili Deniz Gez. Fikret Albayrak dedi ki ben yanlış yaptım, hatalar yaptım. Bu hataları ben bundan sonra yapmayacağım. Bu sözü ne kadar halkı ne kadar etkilemiştir? Sence etkilemiş midir, etkilememiştir? Senin bu konudaki görüşlerini almak ben istiyorum. Ben oradan çıkamadan Nevzat Bey'in Kalyar'ın aklıma şey geldi, oraya almak istiyorum. Burada tabii şunu da unutmayalım. Artık evden gelirken Sayın Cumhurbaşkanımız gene o bildik siyasi söylemini yapıyordu. Cumhur İttifakı, Zillet İttifakı diye. Ya bu da unutmayalım artık ülkede bir kamplaşma var. Tabii ki. Yani Cumhur İttifakı, MHP ve AK Parti'nin birleşiminde. Hadi ben ona isim koymaya çalışıyorum. Hanım benden ya dedi, isim dedi bulamadım dedi. İki partinin isminde. Tabii burada ben onu da merak ediyorum. Bu ittifak şeye ne kadar yansır Akçakoca'da? Yani her an ne kadar ittifak olmadı ama ben şurada kendi nazizane fikrim.
AK Parti'nin burada ben dezavantajlı olacağını çok doğru. Değil mi Mizzet Bey? Çok doğru. Oradan çünkü sokakta hakikaten yani CHP meclis bize kılacak. Ya işte bak bunları Okan satın aldı, onu reklama yapıyor diye. Bizi kimse satın alamaz. Güçleri yetmez. Hani reklam ayrı bir olay. Reklam sağlayan geldiği zaman demek ki herkes ekmeğin peşine koşacak. Biz de gazete çıkarıyoruz. Bunlar maliyetli. Ama bu akşamki yayında biz tarafsız olarak, objektif olarak konuşuyoruz. Cumhur İttifakı var. Bu Cumhur İttifakı'nda iki tane adayı var. Seçmen herhalde tercihini bunu da göz ardı etmeden yapacağını ben tahmin ediyorum. Öbür tarafta tamamen herhalde Millet İttifakı da herhalde Fikret Bey üzerinde yoğunlaşıyor da bakalım bir de şimdi çok şeyler var benim tespitlerim de şeyde çoğunluk içerisindeki İYİ Parti seçmeni geçen sevgili Nevzat Düzce'de konuşurken beraber aynı şey gene devam ediyor. Çoğunluk çarşıdaki İYİ Partililer ikiye bölünmüş vaziyette. Yani bir kısmı Fikret'i tutmuyor, bir kısmı tutuyor. Yani şimdi onların ne yapacakları belli değil. Yani bir karışıklık var bu konuda. Ama tabii ki o olay bir yani Nisan'da şöyle şöyle söyleyeyim yani İYİ Parti ve CHP ittifakı Düzce'de de CHP ve İYİ Parti ittifakı var. Yani şu ana kadar mesela Düzce'de ben bir problem görmedim. Düzce'ye geçmeden önce bir Düzce'ye geçeceğiz. En son çünkü senin şeyden alacağım. Akçuk Hoca'da örnek vereceğim. Yani evet. Akçuk Hoca'da CHP İYİ Parti arasındaki ittifakla ilgili bir sıkıntı var mı yok mu bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Bir defa Hüseyin Bey'in bıraktığı yerden şöyle bir şey ilave etmek isterim. Geçenlerde bir kamuoyu yöneticisiyle bir sohbet etme imkanımız oldu. Metropol'ün ofisimizi ziyarete geldi. Batı Karadeniz bölgesinde bir anket çalışması yapmışlar. İki tane şeyi vurguladı. Cumhur İttifakı'nın iki partisi yani MHP ve AK Parti arasındaki seçmen geçişkenliklerinde AK Parti seçmeninin çok rahat bir şekilde MHP'nin adaylarına oy vereceklerini tespit ettik diyor. Zonguldak'tan İstanbul'da dahil olmak üzere bu havzada çok rahat diyor. Yani çok ciddi geçişkenlikler olacak diyor. Ama aynı şeyi diyor Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasındaki Millet İttifakı şeyinde göremiyoruz diyor. Bunun diyor yansıması 2-2,5 puan civarında diyor. Evet. Yani bu da şunu gösteriyor, yani Akçakoca'da ya da Düzce'de ya da herhangi bir yerde yani bu Millet İttifakı'nın ben çok fazla sandığa sanki yansımayacakmış gibi o arkadaşımızın şeylerinden yola çıkarak konuşuyorum. Evet. Kimse yanlış anlamasın evet. Bundan. Onu aktarıyorum burada. Evet. Ama Millet Cumhur İttifakı'nda ise çok daha fazla bir geçişkenlik var diyor. Bunu sandıkta zaten görülecek diyor. Yani o açıdan yani Akçakoca'daki çuvaldaki şeyi de öyle şey yapmak isterim. Ben bu alanda Düzce'yi en son bölüme bıraktım çünkü Düzce'nin nabzını en iyi tutan bir tanesi sensin, en iyisi de sensin diye söyleyeceğim. Şimdi şeyin belediye başkan adaylarının içerisinde en büyük şeyisini şanslısı veya öyle diyelim kuvvetlisi görünen Okan Yanmaz var. Okan Yanmaz'la ilgili görüş ve şeylerin nedir görüşlerin? Şöyle söyleyeyim. Hüseyin Bey de söyledi. Yani işte sanki biz Okan Yanmaz'ı destekliyormuşuz gibi bir şey söyledi. Yani şimdi millet ne derse desin diyecekler tabii ki. Ama benim edindiğim şey şudur, gelip giderken gördüğüm, şimdi herkes Fikret Albayrak'ı denedi, Cüneyt Yemenici'yi de denedi ve hala deniyor, iki buçuk ay daha deneyecek, görecek. Genel bir şey var, yani evet ikisini de denedik, Allah razı olsun, bu sefer de Okan'ı deneyelim diye bir genel bir rüzgar var. Hı hı. Ama bu bugünden yarına iki ay sonra ne olur? Onunla alakalı bir şey söyleyeyim. Evet. Bu tamamıyla Okan Yanmaz'ın ve ekibinin sahada göstereceği performansa bağlı. Ama genel irade şunu gösteriyor ki Okan Yanmaz hakikaten yelkenini şişirmiş.
yani böyle devam ederse sanki seçimi kazanacakmış gibi bir hava var. Ama 60 günde bu derenin altında çok sular akar. Daha Beşim. Tayyip Erdoğan gibi bir lider sahaya inmedi. O sahaya inecek. Daha ağırlığını koyacak. Yani kesinlikle seçmen iradesi üzerinde. Nezat Bey şuna bak. Çaplamak benim araya. Tayyip Bey de Cumhur İttifakı onların kendi adayı kabul ediyor. Kesinlikle. Yok yani. Yok ben yani MHP adaylarına bir evet, herhangi bir MHP adaylarına herhangi bir şey söyleyeceğini söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yok, şunu söylemeye çalışıyorum. Ben şey tamamla diye şey anladım yapacağım. Tabii ki ama evet. Öncelikle tabii ki AK Parti evet. adaylarıyla alakalı sahaya inecek ve konuşacak. Evet. O açıdan Tayyip Erdoğan'ın sahaya inmesiyle birlikte ben AK Parti'den özellikle MHP'ye giden oyların bir kısmının geri geleceğini düşünüyorum. Bu kesinlikle yani o, bu geri dönecektir. Ama bunun oranı ne olur? Bu tamamıyla buradaki teşkilatların çalışmasına bağlı. Eğer MHP'liler ve Okan Yılmaz ve ekibi biz evet bütün kamuoyu yoklamalarında açık ara önde götürüyoruz deyip ense yaparlarsa yani 31 Mart akşamı avuçlarını yalarlar. Evet. Onu söyleyeyim bir defa. Ama hakikaten birebir çalışmaya devam ederlerse gerçekten Akçakoca'da çok ciddi at başı bir yarış olur. Evet. Çünkü ne Cüneyt Yemenici ve AK Parti, ne Okan Yılmaz ve MHP, ne de Fikret Adalet ve CHP ve İYİ Parti ittifakı yaban atılacak şeyler değil. Yani bir defa seçmen tercihleriyle alakalı bizim buradan herhangi bir ipotek koyma şeyine, lüksüne sahip değiliz. Bir defa onlara saygısızlık yapmış oluruz. Ama hepsi de bu yarışı kazanabilecek kabiliyette başkan adayları ve parti teşkilatları. Ancak bugün itibariyle konuşuyoruz, şu an itibariyle konuşuyoruz. Okan Yılmaz bunlardan bir gömlek daha önde gözüküyor bütün kamuoyu yoklamalarında. Durum budur. Evet. Ama ne dedi? Burada şey de unutmayalım ya. Şimdi Saadet Partisi var, Anıtalar Parti. Bu şimdi ben oraya geliyordum zaten de o zaman başla şeye. Bir de Saadet Partisi'nin ilgili artı DSB adayı Ersin Gündüz var. İki tane de bağımsız aday var. O bağımsız adayların şansı nedir? Akçıoğlu'da bağımsız aday şu ana kadar Akçıoğlu'da tarihinde ne sen görmüştün, ne ben gördüm. Bir şeyi yoktur. Söyle, evet. Şansı var mı, yok mu? O konuda da bir şey yapalım. Ondan sonra... Ben bağımsızlığına çıkmadan önce bir şeyden başlayayım. Bugün Saadet Partisi'nin evet. İstanbul'da aday tanıtım programı vardı. Tabii Akçı Hoca'dan da gidenler oldu. Evet. Tabii şu ana kadar bize bir... Oradan haber gelmedi. Gelmedi. Partisi'de, evet. İlçede... Biliyorum, siz Düncü'de var mı Saadet Partisi'nin adayı? Yok. Cuma yerinde bir aday göstermişler, bizim aldığımız... Cuma yeri Beyköy açıklanmıştı. Cihangir İslam Bey konferans vermişti. Ben de basın mensubu gitmiştim. Oradan edindim. İki aday var şu anda Saadet Partisi'nin. Ve Akçıoğlu'nda da... yani Akçıoğlu'da her dönem çıkarmışlardır. Bu dönemde çıkardıklarını ben umuyorum. Ve mutlaka çıkarırlar. Yani o milli görüş ilerinde var. Evet. O aday çıkarma. Bunları da göz ardı etmeyelim. Ne kadar ufak partiler olsa. Evet, tabii ki. Onun seçmeni kemik seçmendir. Tabii ki. Kimse de kolay satın alamaz. Tabii ki. Bazı kaybedenler satın alındı. Ne oluyor ama? Yani şöyle buyurun, diyebiliriz. Zaten. 2009 seçimlerinde Saadet Partisi, Akçakoca'da anahtar partiydi. Evet. Birilerine seçim kazandırdı, birilerine kaybettirdi. Bu seçimlerde ben İYİ Parti'nin Akçakoca'da anahtar parti olacağını düşünüyordum. CHP ile ittifaktan önce birilerine kazandıracaktı. Önce. İttifak yapmadan önce. Evet. Anahtar parti olacağını düşünüyordum. Yani birilerini güldürecekti, birilerini üzecekti. O şansını kaybetti İYİ Parti. Çünkü Fikret Albayrak'la CHP ile ittifak yaptılar. Yani bunun ben seçmen sandığa çok ciddi bir şekilde yansıması olacağını düşünmüyorum. Evet. Çünkü bütün edindiğim izlenimler de odur. Bir rüzgar da olmadı. Yani buradan İYİ Partili arkadaşlar lütfen kızmasınlar bana ama öyle bir rüzgar yok. Maalesef. Mesela Düzce'de konuşacağız onu ama Düzce farklı. Yani Düzce'deki evet. rüzgar daha farklı İYİ Parti CHP arasındaki şey ama burada ne yazık ki böyle bir şey ben gözlemleyemiyorum. Çünkü
İYİ Parti içerisinde de tanıdığım çok canciğer arkadaşlarım var, akrabalarım var. Yani İYİ Parti'nin işaret ettiği yere oy vermeyeceklerini söylüyorlar. Şimdi yani Saadet Partisi Akçuri'de ne yapar bundan sonra bilemem ama ben Akçuri'de o inisiyatifini 2009'lardaki ve daha önceki dönemlerdeki inisiyatifini kaybettiğini düşünüyorum. Evet. Yani evet bir aday çıkarabilirler, birilerini koyabilirler ama Akçuri'deki seçimlerin genel şeyi attığı zatı şey üzerinde çok etkili olacaklar ihtimalinde bulunmuyorlar. Bağımsız adaylar hakkında bir şey var mı? Yani geçmiş dönemlerde de dönem dönem buralarda bağımsız adaylarımız oldu. Hatırlarız. Ama bu seçimlerde özellikle iki bağımsız adayımız var. Ayhan Güleç ve Cali Hakan Direk diye. Şimdi şöyle, geçmiş yıllarda sosyal medya bu kadar yaygın değildi. Çok sınırlıydı, kısıtlıydı. Ama bugün ne şey, bu güzel bir yanı. Çünkü bütün gazete ve televizyonların üzerinde, günlük gazete ve televizyonların üzerinde müthiş bir iktidar baskısının olduğu bir Türkiye'de sosyal medya bir özgürlük alanı, yeni bir nefes alma, soluk alma alanı. O nedenle sosyal medyada hiç parası pulu olmayan, seçim kampanyasına bir kuruş bile imkanı olmayan adaylar sosyal medya üzerinden kendileri imkanlarıyla propaganda, kendi fikirlerini anlatma şansına sahipler. Ben hem Celi Hakan Direk'in ve Ayhan Güleç'in de bu alanı iyi kullandıklarını düşünüyorum. Seçmen iradesi üzerinden ne kadar etkili olurlar bunu 31 Mart akşamı göreceğiz ama özellikle Celi Hakan Direk'in eleştirileriyle hem mevcut belediye başkanı Cüneyt Yemeneci'ye ve hem de geçmiş belediye başkanı Fikret Albayrak'ın geçmiş icraatlarına yönelik yaptığı eleştirilerle bir toplumda bir karşılığının olduğunu görüyorum. Zaten de onunla ilgili herhangi bir paylaşım yaptığımda da kamuoyundan aldığımız sert tepkiler Celal Hakan Dile'nin bu konuda hakikaten iyi bir yol üzerinde yürüdüğünü gösteriyor. Ben de demin böyle bir hareket yapıyorum ya. Ben Hakan Direk'ten Direk'in sen bu soruyu soracaktım. Cevabını verdin. Hakan Direk'in büyük olmasa bile azımsal kadar bir oy şeyini öyle alacağını şey yapıyorum. Öyle belki sandalyasını yiyecek ama seçmen iradesi yani fikirleriyle, eleştirileriyle Akçakocalı seçmenin üzerindeki şeyini, fikrini değiştirmede ben önemli bir işlem gördüğünü düşünüyorum. Görüyorum bunu çünkü aynen. Yani evet, hissediyorum. Nefes Bey şu da var şimdi, her ne kadar biz belediye başkanı konuşuyoruz ama burada İlçe meclis üyelerini seçecek olan kardeşlerimiz de herhalde tahminim belediye başkanı adayları seçici olacaklar. Çünkü onlar oy kazandıracak. Yani eskiden yani insan ben küçümsemem ama sıradan bir insanı koyabiliyordun. Ama bundan sonra ortam biraz daha berraklaştı, netleşti. Sosyal medya dediniz. İnsanların yani artık kullandığı şıltıya dair duyabilen bir teknoloji var. Burada seçici olacaklar. Onlara da bilmiyorum, katılır mısınız görüşüme? Seçimi kazanacak olan meclis üyeleridir. Yani tahminim orada herhalde seçici olacaklar. Siz ne buyuruyorsunuz bu şeyde? Yani şöyle diyeyim, hep ben konuşuyorum bu akşam. Ya sen konumuzsun. Ya bizim konumuz olduğu için hem senin engin görüşlerin var. Düzce'den gelen çok, oradan beri güzel bakıyor. Çok şımartmayın. Yok, şımarlık bir şey yok da. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki geçmiş dönemlere nazaran belediye meclis üyelikleri çok önemli, ilgilenen meclis üyelikleri çok önemli. Yani geçmişte özellikle sosyal medyanın bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde belediye başkanları daha rahatlardı. Yani işte 1'i, 3'ü, 5'i, 6'ı, 7'i her neyse kendilerine göre dizayn edebiliyorlar ama şimdi öyle değil. Şimdi özellikle yaşadıkları yerlerde potansiyeli olan insanlara yöneliyorlar. Bunu bu dönemde görüyorum. Evet. En azından ben Sarıyer'liyim, Orduluyum.
atalarımız oradan buraya göç etmişler. Yani bu bu seçim döneminde ordulu kökenli insanlara teveccühün hem bütün partilerden çok fazla olduğunu görüyorum. Bu beni sevindiriyor. Keşke bunu daha önce bizim büyüklerimiz keşke böyle daha önce yapsalardı da bugün belediye meclislerinde ya da siyasi partilerin en yetkili organlarında bizim insanlarımız yer alabilselerdi. Ama bu seçimlerde bunu ben çok apaçık bir şekilde görüyorum, hissediyorum. Neden? Belediye başkanları ve siyasi partiler o potansiyeli, çünkü seçimi kazanmak üzerine kendilerine odakladıkları için o potansiyeli yüksek adaylara yöneliyor, haklılar da. Şimdi hiçbir karşılığı, toplumda karşılığı olmayan, hiçbir oy potansiyeli olmayan bir kişiyi ünvanı ne olursa olsun, mühendis olabilir yani bu onu rencide etmek için konuşmuyorum bunları. O meslek, mesleği eleştirmek için söylemiyorum. Öğretmen olabilir, mühendis olabilir, başka şey olabilir yani ama hiçbir karşılığı yoksa kendi camiasında onları tercih etmeyecekler gibi gözüküyor. Şu anda CHP'nin 3 aşağı 5 yukarı listesi netleşti. Çıkan isimleri eleştirebiliriz. Ben onu bir tarafa koyarak konuşuyorum ama hepsinin bir karşılığı var toplumda. Ona göre tercihler yapılmış. Bu tercihlerin doğruluğu, yanlışlığını 31 Mart akşamı göreceğiz. Bunu aynı şeyi Okan Yanmaz da yapacak. Sayın Cüneyt Yemenci de yapacak. Bunu göreceğiz ama edindiğim izlenim şudur. Bize gelen bilgiler de o yöndedir. Bütün belediye başkanları belediye meclis listelerini yaparlarken kesinlikle ve kesinlikle toplumda bir karşılığı olan, oy getirebilecek, kendisine oy taşıyabilecek adayları tercih ediyor. Doğrusu da budur. Yaşadığı apartmandan bir haber, yaşadığı sokaktan bir haber, yaşadığı mahalleden bir haber belediye meclis üyesini oraya koyacağına hiç koymasın daha iyi. Görüyorum ben konuşulan isimleri hem AK Parti'de hem MHP'de ve hem CHP'de hakikaten iyi isimler ve önümüzdeki belediye meclisi bu meclisten çok daha hareketli, yani kaliteli diyerek mevcut belediye meclis arkadaşlarımıza asla eleştirmek istemem. Asla yani öyle demediğinizi de biliyorum. Yani ama yani şu daha hareketli, daha böyle tartışmalı, her şeye indir kaldır demeyen bir sanki meclis olacakmış gibi görünüyor. Bu da Akçak Hoca'nın çıkarınadır ayrıca onu da söylemek isterim. Evet, doğru. Ben bir son bölüme giriyorum çünkü tadını da bırakmak da en güzel şeydir. Tadı damağında kalmak diye bir olay vardır. Biz bıraksak hepimiz, ben de daha konuşmadım, konuşursak sabaha kadar yola gideriz. Onun için tadında bırakalım. Bu konuları biz önümüzdeki haftalarda, günlerde tekrar sevgili Nevzat'ı alırız. Sevgili başkanla beraber, onursal başkanım bu arada kendisi olduğu için şey yapıyor. Onu devam ben son bölümde... Bir şey söylemek istiyorum. Dün sevgili Hüseyin kardeşimiz Akçıl Spor maçına gitti. Evet. Şimdi uğurlu geldi diye biz haber yaptık Akçıl TV'de. Evet. Sosyal medyada bize eleştiriler geldi. Yani o gitmese maçı kazanamayacaklar yani. Yani tabii o niyetle biz onu yapmadık ama muhakkak. Ben sanki ömrümde ilk defa bir futbol maçına gitmiş diye düşündüm ama meğersem daha önce de daha var çok Bolu'daki playoff maçlarına falan gittik de neyse onu daha sonraki programımızda şey yapalım. Ben son bölümünde senden düzce ne yapacağız? Doğru dönelim ve Düzce'deki adayların durumları ve kısa olarak senin o güzel anlayışını daha sonraki programlara şey yapmak İnşallah. İçin şey yapalım. Ve Düzce'de durum ne? Şöyle söyleyeyim. Yani şu saat itibariyle yarın sabah sandık kurulsa Faruk Özlü ben açık ara seçimi kazanacağını düşünüyorum. Açık ara seçim kazanacağını düşünüyorum. Yani bunu diğer iki adayı şey için ezmek için asla söylemiyorum. Ve Faruk Bey yani eleştirebiliriz. Bir türlü eleştiri ben de eleştiriyorum. Eleştireceğim bir sürü yanı var ama Faruk Bey hakikaten kişi olarak, kimlik olarak çok birleştirici özelliklere sahip bir insan. Çünkü biliyorsunuz Düzce
çok farklı etnik grupların bir arada yaşadığı şehir. Yani derler ya 77,5 milletin yaşadığı yer. Hakikaten öyle bir kozmopolit bir şehir. Yani bu kozmopolit bir şehirdeki bütün dengeleri bir araya getirebilecek nadide insanlardan bir tanesi. Öyle görünüyor. İnşallah böyle devam eder. O açıdan ben onu hem MHP'de Erdoğan Bey'in ve hem CHP İYİ Parti adayı Ömer Küçük'ün bir adım önünde görüyorum. Yani o tablo onu gösteriyor. Burada önümüzdeki 60 günlük süreç içerisinde ne bu tercihleri değiştirebilir seçmen üzerinde? Faruk Bey eğer iyi bir meclis yapamaz, şehirdeki dengeleri alt üst edecek, sadece kendi tercihlerini yansıtacak bir meclis listesi oluşturursa seçmen iradesi sandıkta başka türlü tecelli edebilir. Ancak ben o hatayı da yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar hiçbir AK Partili belediye başkan adayının, AK Parti yöneticilerinin ve milletvekillerinin bugüne kadar yapmadığı bir şeyi yapıyor. Herkesin ayağına gidiyor. Bütün sivil toplum örgütlerinin ayağına gidiyor. Mahallelere gidiyor, kahvelere gidiyor. Etnik grup temsilcilerine gidiyor. Oturuyor, kalkıyor, sohbet ediyor. Yani toplumun bütün kesimlerinin nabzını tutmaya çalışıyor. Ben bu açıdan onu çok şanslı görüyorum. Ve onu değiştirebilecek iki partiden de, hem MHP'den hem CHP ve İYİ Parti ittifakından karşı bir hamle görmüyorum. Sadece dün belki izlediniz, belki izlemediniz. MHP bir atak yaptı. Ali Bom diye tanınan Refah'ın o 90'lı yıllardaki belediyecilik devrimi yaptığı 94'ten sonraki Düzce'de 94'te seçim aldıkları Ruhi Kurnaz döneminin efsane isimlerinden Ali Bom'u Yusuf Karaltı bildiğim kadarıyla soy ismi Yusuf abi listesine kattı. Bu güzel bir şey. Yani Düzce için. Faruk Bey de tabii buna karşılık bir hamleleri olacaktır. Ama hem MHP'den hem İYİ Parti CHP ittifakından ve hem AK Parti Faruk Bey'den çok kaliteli bir meclisin olacağı izlenime dönüyor. Çünkü çok güzel isimler Düzce kamuoyunda konuşuluyor. Bir defa tarihinde ilk kez Düzce Belediye Meclisi 4 partili olacak. Yani AK Partili, MHP'li, İYİ Partili ve CHP'li temsilcilerden burada da aynısı olacak. Bu belediye başkanlarının öyle eskisi gibi ben yaparım, ederim işinin biteceğini gösteriyor. Bu güzel bir şey. O şehir için çok iyi bir avantaj ve fırsat. Düzce için de ben aynı olacağını düşünüyorum. O nedenle ben böyle devam ederse Faruk Bey'in seçimi çok rahat kazanacağını düşünüyorum. Faruk Bey'in eski bir bakan olmasının da bunun içinde şeyi var mı? Şansının büyük olmasından. Tabii ki. Yani bakanlığının avantajları var ama esas olarak bakanlığından da şey, yani hakikaten çok birleştirici bir üslubu var, tarzı var. Bu aslında Düzce'nin ihtiyacı olan, Akçık Hoca'nın da ihtiyacı olan bu. Yani kavgayla, gürültüyle, patırtıyla evet kendi seçmen kitlemizi bir arada tutabiliriz. Ama yani kardeşim yani şimdi Hüseyin Bey lafının başında, sözünün başında dedi ki ülke kampa bölündü. %50 bir tarafta, %50 bir tarafta. Kıymeti yok ki yani. Kıymeti yok yani. Şimdi atıyorum yani yarın Akçık'ta seçim oldu. Cüneyt ya da Fikret ya da Okan Yılmaz seçimi kazandı. Toplumun bir tarafı karşı tarafta, bir tarafı bu tarafta. Bu hiç bize hiçbir şey kazandırmaz. Yani eğer Okan Yılmaz'ın listesinde, Fikret Albayrak'ın listesinde, Cüneyt Yemeneci'nin listesinde bu toplumu da sevilen sayılan isimler yer aldığında, yani ben hem Fikret'in, hem Cüneyt'in, hem Okan'ın kapısını gönül rahatlığıyla tıklayıp içeri girebileceğim bir şey yaratabilirsek biz seçimin galibi sayılırız. Yoksa öbür türlü galiptir, bu yolda mağlup olur. Bunun önüne geçmemiz lazım. Faruk Bey hakikaten bu anlamda
Bu benim tanıdığım, bildiğim adaylardan bir gömlek dağındı görüyorum ben. O nedenle çok şanslı görüyorum. Öyle de devam ediyor şimdi. Evet. Söyleyeceğim budur. Bu arada son sözü Sayın Başkan sana vereceğim. Bu arada canlı yayında büyük şovlar olur. Ben Saadet Partisi'ni demin konuştuk ya. Şeyde Ankara'da da evet onlar toplantıda da. Murat Aşık, Sayın İl Milletvekili Murat Aşık'ı aramıştım. O bana döndü ama siz konuşurken bölmek istemedim. Son sözü sana vereyim. Bu arada ben Murat Aşık'la canlı bir bağlantıyı yapayım. Orada Akçıhoca ve Düzce adaylığında hiç olmazsa öğrenmiş oluruz. Akçıhoca şeyinden olur. Son olarak veriyorum. Şimdi, son demeyelim de belki dediğin sürpriz gelişmeler diye. Tabii. Senle ben görüşmeler yap, ben olsa senin şeyini şapmayayım. Tamam. Buyurun. Bir iki dakika o zaman Sayın Aşık'la bir görüşme yapacağız şimdi. Sayın Aşık, Saadet Partisi. Sayın Aşık, iyi akşamlar. Biz şu anda canlı yayındayız ve canlı yayında sizi de aldık. Bu arada sizden Akçıhoca Belediye Başkan adayını ve Düzce Belediye Başkan adayını öğrenebilir miyiz? Kimdir? Pardon. Ses gelmedi. Evet. Akçıhoca? Değil. Evet. Akçıhoca? Bilge Eman. Şu anda canlı yayındayız da ben isim alayım diye düşünüyorum şu anda da. Gariban. Evet. Ha, daha şu anda tam olarak belli değil, öyle mi? Peki, teşekkür ederim. İyi yolculuklar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Daha tam Düzce il olarak belli değil ama dedi. Yarın dedi ilde görüşeceğiz Akçıhoca ile ilgili. Ama herhalde burada aşık şey yapacağız. Evet Sayın Denizgar. Necat Bey, tabi bu ara canlı deyince canlı yayınlar. Evet. Demek ki şu var, telefonla da canlı yayın alabileceğiz. Alacağız herhalde. Evet. Bakacağız. Ben şimdi şu anda tabi şunu demek istiyorum. 2014 seçiminde o zamanki mevcut belediye başkanları afaki bir seçim programı yapmışlardı. Ve ben kendi kendime hayret etmiştim. Onlar da gazetemizin arşivlerinde Türkiye'nin bütçesinden büyük bütçelerle seçim sloganı atmışlardı. İşte Kaya Başı'na şunu yapacağız, Değirmen Ağzı'na şunu yapacağız, şuraya şunu yapacağız. Ben o zaman hayret etmiştim Zat Bey. Yani bu kardeşlerimle ne yapacaklar? Şu anda mevcut 15 Temmuz şeyler parkı daha bitirilemedi. Bir iflas etti. İkinci tekrar bir ihale yapıldı. Vallahi Hüseyin kardeşim, yani bir sosyal yaraya parmak basın. Aslında daha çok konuşacağız dedi Necdet Bey. Konuşalım da bunları. Konuşulmalı da Akçıhoca. Bunları konuşacağız. Akçıhoca da bunları bilmedi. 15 Temmuz Şehitler Parkı, bu Akçıhoca'nın sosyal bir yarasıdır. Bunlar konuşulmalı. Çünkü yani benim mesela elimde orayla alakalı mağdur olan onlarca esnaf var. Değil mi? Paraları ödenmeyen. Yani. Şimdi Şehri Emin'in kendi yatırımıyla alakalı bir şeyde oraya iş yapan bu şehrin esnafına sahip çıkması gerekir. Ama ne yazık ki çok ciddi alacakları olan insanlar var. Alamadılar paralarını. Adam çekip gitti buradan. Yazıklar değil mi? Şimdi bu benim işim kardeş değil diyemez. Sen bu şehrin belediye başkanısın. Sen seçim kazanacaksın diye bu şehirde birileri bedel ödemek zorunda değil. Ne yazık ki böyle bir problem var. Bir koyalım buna. Bunu konuşalım. Evet. Bunu bir dahaki dönem programda konuşalım. Belki ömrünü defa etmedi yani. Şimdi ben bunu konuşalım. Kısa Şamoş'um, ben onu ne dedi dedim şeyi. Yani lütfen ben şu anda seçim yarışına giren Okan Bey'den de, Fikret Bey'den de, Ersin Gündüz Bey'den de, Güney Bey'den de şunu istirham ediyorum. Lütfen bize yalan konuşmasınlar. Akçıhoca'mız için
ne yapacaklarını bunları bize sunsunlar. Yani Akçakoca insanı hakikaten aydın insan kime, niçin, neden oy atacağını biliyor. Rezat Bey onu da program başında belli etti. Fikret Bey de bunu gösterdi. Nazmi Bey İktidar Partisi'nin adayken tabii Fikret Bey'i okeyledi. Fikret Bey mevcut belediye başkanıyken tuttu Cüneyt Bey'i iş başına getirdi. Yani seçmen, ben de aynı kanatı taşıyorum, bilinçli oy kullanıyor. Çünkü niye? Hakikaten biz Akçı hocamızı seviyoruz. Mesela Medine'den her sene benim gelen misafirim var, siz de tanıyorsunuz. Siz de cennette yaşıyorsunuz. Biz ama cennetimizi de cehenneme çeviriyoruz maalesef. Artık betonlaştık, yeter diyorum ben. Bunu ısrar ediyorum yani. Bu betonlaşmayı bir an önce dur diyelim. Tabii bu onu ya belediye başkanı göremiyor o sarhoşluğun içinden. Ya da iyi yaptım zannediyor ama şimdi ben şunu diyorum. İngiltere'de bir şehirleşme yeri yapacakları zaman oraya yol yapmazmış yöneticiler. Halk nereden gidip geliyorsa oraya yol yaparmış. Galiba bizi zorluyoruz. İlle sen buna gideceksin diye. Bir dakika ya. Yani bu insanların gideceği bir yer vardır. Burayı yol yap. Bu insanların affedersin tuvalet ihtiyacını giderebilir yer vardır. Oraya bunu yap. Kimse bizim zihnimizi, aklımızı alay etmesin. Evet. Ben bunu demek istiyorum. Bu söylenecek çok söz var. Gördüğünüz gibi sabaha kadar da... Sayın Başkanım, yayın yönetim başkanım orada bana işaret veriyor. Biz yarım saatlik program ayarlamıştık. Tam bir saatimizi buldu. Tamam, ben diyor de... ki reklama gireceğiz. Reklamdan sonra isterseniz devam edin ama diyor. Bu biz tadında bırakalım şimdi bu işi. Ben de tam sözünü bağlamak üzereydim. Tamam. Ağzımı aldınız. Tamam. Bu yayında emeği geçen Kenan Bey, Nazat Bey, Necat Bey, ben şahsımdan size teşekkür ediyorum. Bir dahaki daha güzel programları buluşmak üzere. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet, gündemin getirdikleri programında bu akşamlık da bu kadar. Basının duayenleri Nevzat Zingit ve Hüseyin Denizgez'le bu akşam beraberdik. Ve çok konuşacak şeylerimiz var ama bunu daha sonraki programlarımızda çünkü tadında bıraktık o işi. Yayın yönetimde Kenan Ergiz'in bu yayını sizlere ulaşmaktaki gayretiyle, çabası ve çalışmalarıyla kendisine teşekkür ediyorum. Ve hepinize iyi akşamlar diliyorum. Mutlu kalın, mutlu kalkın. Hepinize saygılarımı sunuyorum.